Merhaba arkadaşlar. TYT deneme biyoloji soru çözümü yapacağız şimdi beraber. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada bize algleri, fotosentetik bakterileri, söğüt ağacını ve sürenterleri vermiş ve bizden evrimsel açıdan basitten gelişmişe doğru sıralamamızı istemiş. Eğer arkadaşlar sorunun en başında benim yaptığım gibi algler ökaryot yapıldır, hatta protista aleminin üyesidir, fotosentez yapan bir üyedir hatta derseniz, fotosentetik bakterilere prokaryot yapılabilir, tek hücrelidir derseniz, söğüt ağacına ökaryot yapılır, bitkiler aleminin üyesidir derseniz, sölenterlere ökaryot yapılır, hayvanlar aleminin bir üyesidir, hatta omurgasızdır diyerek başlarsanız sıralamayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Birinci sırada fotosentetik bakteriler yer alır. İkinci sırada ise algler yer alır. Üçüncü sırada söğüt ağacı, dördüncü sırada da sölenterler yer alır. Böylelikle de D seçeneğini rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani sıralama 2, 1, 3, 4 şeklinde olur. Bir sonraki soruya geçtiğimizde birinci bulunan kısım kristadır, kıvrımlıdır. Mitokondrinin iç zar sistemidir. Matrix ise 2 numaralı olan kısımdır ve mitokondrinin sitoplazması gibi düşünülür. Buna göre demiş ki yukarıda mitokondri organelinde numaralandırılmış kısımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bir numaralı kısımda kendine özgü protein üretilir. Yani kristada protein sentezi olur demiş, yanlış. Ribozom matrikste bulunur, kristada değil. Yanlış sorduğu için A öncülüğü zaten direkt işaretliyorum. İki numaralı kısımda substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir demiş. Arkadaşlar oksijenli solunumda substrat düzeyinde fosforilasyon glikolizle sitoplazmada, yani dışarıda. Sonrası ise substrat düzeyinde fosforilasyonun Krebs'te devam eder. Krebs'te matrikste gerçekleşir. Evet, doğrudur. Bir numaralı kısımda, yani kristada elektron taşıma sistemi elemanlarında bulunur. Bu şekilde zaten oksidatif fosforilasyonla kristada ATP sentezi gerçekleşir. Ayrıca 2 numaralı kısımda DNA, RNA ve ribozom bulunduğu için hem kendine işleyebilir hem matrikste kendi protein sentezini kendi yapabilir dersiniz. 17. soruya geldiğimizde en az 2, en fazla 4 çeşit monomer içeren dediği andan itibaren direkt nötral yağların formülleri aklınıza gelmeli. Yani 3 yağ asidi bir gliserol, nötral yağ artı 3H2O diye bilmeniz lazım arkadaşlar. Bunu bildikten sonra hocam ben bu yazılıma dikkat edersem 3 yağ asidinin 3'ü de farklı olabilir. Gliserol zaten bir tane olduğu için bir çeşit olur. 3 farklı çeşit yağ asidinden gelir. Bir çeşit de gliserolden gelir. Maksimum 4. Minimuma baktığınızda 3 yağ asidinin 3'ü de aynı olursa bir çeşit buradan gelir. Gliserol zaten bir tane olduğu için bir çeşit olmak zorunda. 1 artı 1'den maksimum 2 çeşit de, pardon, minimumda 2 çeşit o şekilde yağ sentezi gerçekleştirebiliriz. Zaten bunu bildiğiniz andan itibaren burada yağ asitleriyle gliseroller arasında ester bağı vardır. Doğru. Yağlar yakıldıklarında en çok enerjiyi veren yapılardır. Ama ikinci sırada kullanılırlar. Vücutta depo edilebilirler. Suda kesinlikle çözünmezler. Enzimlerin yapısında arkadaşlar yağ değil protein. Basit enzimler zaten sadece protein bulundurur. Bileşik yapılı enzimlerde de protein artı vitamin ya da protein artı mineral bulunur. Yağ bulunmaz. O yüzden E seçeneğini rahatlıkla işaretlemiş olmanız gerekiyor. 18. soruya geldiğimizde bu soru gerçekten çok hoş. Çünkü şu bilgi sizde hazır olmalı. İnsanlar temel amino asit sentezi ile beraber temel yağ asidi sentezi yapamaz. Fakat doğadan aldıkları mesela L temel amino asitini kullanarak protein sentezini yapabilir. Ama hiçbir zaman E proteini içerisindeki hiç olmayan bir M temel amino asitini açığa çıkartamaz.
Ha, L temel amino asidini çıkartabilir mi? Evet. Ama M'yi çıkartabilir mi? Hayır. O yüzden 2'yi olaya dahil edebiliriz. Sonra M temel amino asidini tekrar glikoz kullanarak sentezleyebilir mi? Hayır. Sonra glikozu normal bir amino asit sentezi yapabilir mi? Evet. Çünkü insanlar 20 çeşit amino asitten 12 tanesini sentezleyebilirdi. Ama yine aynı şekilde düşünüyoruz arkadaşlar. Biz amino asitlerden direkt temel yağ asidi sentezi yapamayız. Bu şekilde düşündüğünüzde cevap 2, 3 ve 5 şeklinde çıkıyor. O yüzden gayet güzel bir soru. Özellikle L temel amino asidini verip sizden tekrar M temel amino asidi sentezini bir proteinden yapabilir misiniz dediğinde yapamıyoruz dediyseniz bu sizi bayağı bir rahatlatır. Yani konuya hakimsiniz demektir. 19. soruya geldiğimiz bu basit bir soru. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi hücre hızlarından değişime uğramadan taşınabilir diyor. Yani direkt geçebilir diye soruyor. Glikoz artı fruktoz sükrozdur. Sükroz bir disakarittir. O yüzden hidroliz olmadan kesinlikle geçemez. Kitin en kadar glikozdan meydana gelmiştir. Hidroliz olmadan geçemez. Steroid yağlar hücre zarından direkt geçebilir ki zaten fosfolipid arasında steroidler vardır. Yağ yapıdan yağ çok rahat geçebilir. Dipeptit iki tane amino asitten oluşmuş bir sentezdir. Hidroliz olmadan geçemez. Glikojen en kadar glikozun bir araya gelmesiyle oluşmuş bir polisakkarittir. Hidrolize uğramadan geçemez arkadaşlar. 20. soruya geldiğimizde yukarıda bilimsel çalışma basamaklarının sıralışı doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bu çok basit aslında. İlk önce problemi tanımlarsınız. Elinizde bir problem vardır. Problem tanımlaması yaptıktan sonra artık çevreden verileri toplarsınız. Verileri topladıktan sonra bu verileri elinizde analizini yaparsınız. En sonunda da bu veriler ışığında kendi raporunuzu yazar ve probleme bir çözüm üretmiş olursunuz. Bu şekilde sıralama yaptığınızda 3, 1, 4 ve 2 şeklinde. Yani B seçeneği çıkar arkadaşlar. Soru çözümümüz burada sona erdi. Eğer ki arkadaşlar dediğim gibi kafanıza takılan bir şey olursa istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Ve inşallah sınavınız da iyi geçmiştir. Görüşmek üzere.